Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde doğrusal denklem ve eşitsizliklerin 3. bölümüyle karşınızdayız. İlk olarak doğrusal denklemin ne olduğunu bir hatırlatalım. Ax artı b eşittir 0 şeklinde verilen eşitliklere biz 1. dereceden doğrusal denklem diyoruz. Burada a ve b birer reel sayı. Aynı zamanda a 0'dan farklı arkadaşlar. X de bilinmeyen A ve B'ye de biz parametre adını veriyoruz. Bu tarz denklemlerin çözümlerini inceliyoruz. Şimdi yine bir teorem vereceğim. Teoremimiz içler dışlar çarpımı olarak geçecek. İçler dışlar çarpımı. A, B, C ve D birer reel sayı olsun. Burada B ve D sayıları da sıfırdan farklı olsunlar. Olmak üzere diyelim. Arkadaşlar. A bölü B eşittir C bölü D olursa ne olur? A çarpı D eşittir B çarpı C olur. Aslında bu bir teoremden ziyade bir sonuç da olabilir. Neden? Çünkü bizim vermiş olduğumuz bir teorem vardı. Ne demiştik? Bir teorem vardı. Teoremde ne demiştik? O teoremde şunu söylemiştik. Bir eşitlikte yani AX artı B eşittir 0 şeklindeki bir eşitliğin her iki tarafı sıfırdan farklı herhangi bir sayı ile bölündüğü zaman elde edilen yeni eşitlik bir önceki eşitlikle birbirine denktir. Yani aynı çözüm kümesine sahiptir demiştik. Doğal olarak bu teoremin bir sonucunu içler dışlar çarpımı olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Gelelim bunu kullanabileceğimiz bazı örneklere. Şimdi örneklerimizden bir tanesi şu şekilde 5x artı 12 bölü x artı 3 eşittir 2 bölü 5. Şimdi burada şunu çok dikkat etmemiz lazım. Böyle bir bölüm verildiğinde 5x artı 12 bölü x artı 3 bu bölümün tanımlı olması için x artı 3'ün mutlaka ve mutlaka sıfırdan farklı olması lazım. Neden? Çünkü biliyorsunuz bir sayının sıfıra bölümü tanımlı değildir. Tanımlı değildir. Yani x sayısının eksi 3'ten farklı olması koşulunu en başında ne yapmam gerekmekte? İçin içine koymam gerekmekte. Aksi takdirde ben bu soruyu çözemem. X'in eksi 3'ten farklı olması durumu söz konusu olmaz. Zaten bu denklem mevcut olamaz. Sol taraf tanımlı olamaz. O yüzden böyle bir denklem mevcut olamaz. Şimdi gelelim içler dışlar çarpımı dediğimiz yöntemi kullanmaya veyahut da evet her iki tarafı bir eşitliğin iki tarafını aynı sayıyla çarpıp bölmeye girebiliriz. Ben içler dışlar çarpımını kullanarak çözeyim bu soruyu. Bakın ne demiştik? Eğer A bölü B eşittir C bölü D ise burada A, B, C ve D birer reel sayı. Aynı zamanda B ve D de sıfırdan farklıysa o zaman biz ne demiştik? A çarpı D eşittir B çarpı C'ye eşittir. Öyleyse 5x artı 12 bölü x artı 3 2 bölü 5'e eşit olursa o zaman biz ne yapabiliriz? İçler dışlar çarpımı dediğimiz kavramı kullanarak şunu 5x artı 12 ile 5'in çarpımı eşittir. X artı 3 ile 2'nin çarpımı şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5x artı 12 çarpı 5 eşittir x artı 3 çarpı 2. Burada ne yapacağız? Tabii ki çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini kullanacağız arkadaşlar. Kullanalım. 5 kere 5 25x. 5 kere 12 60 eşittir 2 kere x
2x, 2 kere 3, 6 ve ardından da ne yapacağız? Evet, motosiklet kulübünün üyeleri olan X banner'ını, armasını taşıyanları sol tarafa, değil mi, taşıyoruz. 2x sol tarafa eksi 2x olarak geçer. Artık bu jargonu kullanabilirim. Teoremi bildiğim için. Eşit artı 60 eşittir 6. Şimdi bu motosiklet kulübüne üye olmayan 60'ı da ne yapacağım? Eşitliğin diğer tarafına atacağım. 25x'ten 2x çıkarsa 23x kalacak. Bu da eşittir 6 eksi 60. 23x eşittir eksi 54 ve x eşittir eksi 54 bölü 23 olarak ne yapacağız? Sonucumuzu bulacağız arkadaşlar. Benzer bir örnek daha yapalım. Evet, şimdi arkadaşlar 8x eksi 1 bölü eksi x eksi 5 eşittir eksi 4 bölü 3. Denkleminin çözümünü bulunuz denmiş olsun. Evet, pekala. Bu örneğimizde gene içler dışlar çarpımı yapacağız. Ve ne yapacağız? Şunu da not almamız lazım. Eksi x eksi 5 kesinlikle ve kesinlikle ne olmak zorunda? Sıfırdan farklı olmalı. Yani x ne olmak zorunda? Eksi x 5'ten farklı olmalı. Yani x eksi 5'ten farklı olmalı ki bu denklemin var olması için, tanımlı olması için arkadaşlar. Pekala. Şimdi ne yapıyorum? 8 x eksi 1 ile 3'ü eksi x eksi 5 ile eksi 4'ü çarpıyorum ve yazıyorum. Yazalım. 3 çarpı 8 x eksi 1 eşittir eksi 4 çarpı eksi x eksi 5. Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini kullanıyorum. 3 ile 8 x'in çarpımı 24 x. 3 ile eksi 1'in çarpımı eksi 3. Eksi 4 ile eksi x'in çarpımı 4 x. Eksi 4 ile eksi 5'in çarpımı artı 20. Şimdi de ne yapıyoruz? Motosiklet kulübü olan x banner'ını taşıyanlar bir tarafta, motosiklet kulübü üyesi olmayanları da diğer tarafa atıyoruz. Dediğim gibi aslında biz burada atma işlemi yapmıyoruz. Teoremlerden yararlanıyoruz. İlk dersimizde anlattığımız teoremlere bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve 24 x eksi 4 x eşittir 20 artı 3. 24'ten 4 çıkarsa 20. 20 x eşittir 23. Buradan da x kaç çıkacaktır? Buradan da x eşittir. Her iki tarafı 20'ye bölüyorum. 23 bölü 20 çıkacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet, devam edeceğiz. Farklı bir örnekle daha devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz, başka bir örneğe daha geçelim. Rengimizi değiştirelim. Evet, ne olsun? 5x artı 1 bölü eksi 2x artı 4 eşittir eksi 6 bölü 5 olsun. Bu denklemin çözüm kümesine bulunuz diyelim. Evet, çözüm kümesini bulmak ne demektir? Çözümü içeren kümeyi yazmak demektir. Burada şu uyarıyı yapalım. Eksi 2x artı 4 mutlaka ve mutlaka sıfırdan farklı olmalıdır. Yani eksi 2x eksi 4'ten farklı olmalıdır. Yani x 2'den farklı olmak zorundadır. Eğer x 2'den farklı değilse o zaman bu denklemin olması, varlığı söz konusu olamaz. 5x artı 1 bölü eksi 2x artı 4. Eğer x 2'ye eşit olursa bu bölüm tanımsız olacağından bu denklem var olmaz. Bu denklemin bir çözüm kümesi zaten bahsedemeyiz. O yüzden x 2'den farklı olduğunu mutlaka bir kenara not etmek durumundayız arkadaşlar. Ona dikkat etmemiz lazım. Şimdi içler dışlar çarpımı dedik ve bu çarpımı yapıyoruz. 5x
artı 1 ile 5'i çarpıyorum. Eksi 2x artı 4 ile de eksi 6'yı çarpıyorum. Çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanıyorum. Ve ne yapıyorum? Sorumu ona göre çözeceğim. Hemen devam edelim. 5 kere 5x 25x. 5 kere 1 5 eşittir. Eksi 6 çarpı eksi 2x artı 12x. Eksi 6 çarpı 4 eksi 24. Ne yapacağız? Motosiklet kulübü üyesi olan x armasını taşıyanları sol tarafta, motosiklet kulübü üyesi olmayanları da sağ tarafta toplayacağız. Eşitliğini sağ tarafta toplayacağız. 25x eksi 12x eşittir. Eksi 24 eksi 5 ve 25'ten 12 çıkarsa 13x eşittir. Eksi 29 ve buradan da her tarafı 13'e bölersem eksi 29 bölü 13 elde etmiş oluyorum. Çözüm kümesi tek bir elemandan oluşmakta. Aslında onu şöyle yazmakta da fayda var çözüm kümesinin arkadaşlar. X'lerden oluşur. Öyle ki değil mi? X eşittir. Eksi 29 bölü 13 ve X tabii ki 2'den farklı da olması gerekiyor. Çözüm kümemiz aslında böyle bir küme diyebiliriz arkadaşlar. Eksi 2'den farklı olan sayılar için çünkü biz bu denklemi çözdük. Onu da unutmayalım. Böylelikle 3. bölümün sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Hepinize saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Esenlikler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videomuzda.